Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz. Dinleyelim efendim. Ben Bursa'dan arıyorum. Hoş geldiniz. Bursa'ya da sevgiler. Ben tansiyon hastasıyım. Evet. 7 sene önce bir ilaç kullandım. Fakat bu sene bir annemi kaybettikten sonra tansiyon bir aşırı fazla yükselişe geçti. Sıra bakmayın daha değil mi? Ondan sonra 17-14 küçüğü yükseldi. Ondan sonra tekrar doktora başvurdum. Tedavi aldım. Fakat tedavi netice vermedi. Ondan sonra şu doktorumu değiştirdim. Ondan sonra doktoru değiştirdikten sonra bu sefer biraz daha iyi geldi. Fakat ilk doktorum söyledim, tek bir kere gittim, iki kere kalbim sıkıştı. Doktora söyledim ki, doktor bey, benim iki kere kalbim sıkıştı. Evet. Doktor bana tavsiye etti, beni gördü. Ve dedi, sen dedi kalbini geçiremezsin. Evet. Bunun sonucu ne olur? Doktordan bilgi almak istiyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şu anda tansiyonum 14-13. Evet. Buyurun hocam. Evet, öncelikle geçmiş olsun diyorum izleyicimize. Şimdi tabii yani az önce bir örnek verdim. Yani damarları açık olan yapılan tetkiklerde, işte koroner anjiyografilerde fakat tansiyon atakları nedeniyle kalp krizi geçiren hastalar var. O yüzden yani böyle bir öngörüde bulunmak doğru olmaz. Bir ikincisi tabii tansiyon ilaçlarının hepsi tansiyonu düşürür. Yani hiç o konuda kimseyi değerlendirmek yanlış olur. Fakat hastaya göre ilaç seçimi çok önemlidir bizde. Yani hastanın yaşı, ekstra hastalıkları gibi nedenler tansiyon seçiminde önemlidir. Evet. Tansiyon ilaçlarına direnç kazanılmaz yaşla veya zamanla. O yüzden aynı ilaç yıllarca aynı etkiyi gösterebilir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ilaçlar eklenebilir. Hedefimiz tansiyonun düşürülmesidir. Yani ilaçların yarattığı bir zehirlenme olabilir mi, böbreğe dokunur mu, karaciğere dokunur mu'dan önce tansiyonun düşmesidir bizim için amaç öncelikle. O yüzden uygun ilaçların verilmesi gerekir. Tabii anlattığı değerler yüksek değerler. Yani küçük tansiyon için 14 çok yüksek bir değer. Mutlaka müdahale edilmesi gerekir. Dediğim gibi sayısı artacak şekilde ilaçlarını vermek gerekir. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, birçok kişinin de aslında sesi oldu. Şimdi hayatımızda dönemsel inişler, çıkışlar, üzüntüler, sevinçler yaşıyoruz. Çünkü hayatın içinde olması gereken ve kişinin derecesine göre de atlatması gereken duygu durumu. Şimdi izleyicimiz yakınını kaybetmiş ve doğal olarak kendi tanımıyla tansiyon rahatsızlığıyla karşılaşmış. Doktora gittiğimizde biz direkt iyileşen bir ruh haliyle sizinle konuştuktan sonra şikayetimizi anlattık. Siz diyorsunuz ki evet, tansiyon tanısı ama şu ilaçları kullanmanız lazım izleyicimizde olduğu gibi. Ama izleyicimiz ne dedi? İlacımı kullandım. Çarpıntım başladı ve iyileşmedim dedi. Direkt doktor değişimi yaptı. Şunu vurgulamak istiyorum. Doktor değişikliği tedavisine iyi mi geliyor hocam? Doğru mudur? Şimdi psikolojik anlamda psikolojik da bir kendi etkisi vardır. Yani evet. Mutlaka tansiyonu düşüren bir ilaç vermiştir arkadaşımız. Belki ilacın yan etkisi olabilir veya ya da çarpıntı kendi, yapar mı ilaçlar kendi arasında? Kendi dediğiniz gibi duygusal durumuyla ilgili değişkenlikler nedeniyle bir takım şikayetler olmuştur. Bu hastanın algısı önemli tabii burada. Hastaya da hak vermek gerekir. Ama mutlaka tansiyonun belirtilen değerleri düşürmek gerekir. Bir de doktora gitmek her zaman rahatlatıcı olmayabiliyor. Öncelikle onu da söyleyeyim. Beyaz önlük hipertansiyonu dediğimiz bir durum var. Evet. Sadece doktorun yanında tansiyonu yükseliyor hastanın. Onun dışında normal oluyor heyecandan dolayı. Biz bu hastaları da dikkate alıyoruz ve monitörize edebiliyoruz hastaları. Yani 24 saat süreyle hastaya bir makine bağlıyoruz ve tansiyonu takip ediyoruz. Bunun raporu bizim için çok değerli oluyor veya hastaya seri ölçümler yapmasını öneriyoruz. Yani tek ölçümle karar vermiyoruz. Bunu da dipnot olarak eklemek isterim. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.